Merhabalar, ben Satı Melek Selin'den kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir poğaça tarifiyle geldim. Gerçekten hem lezzet olarak, hem görüntü olarak, hem kıvam olarak yumuşacık harika bir poğaça tarifi oluyor. Sizlere şöyle kısaca bir gösterdikten sonra hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabına 25 gram yaş mayamı eziyorum. İsterseniz bir paket instans maya da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı soda, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 silme yemek kaşığı da tuz ekliyorum. Unumuzu eklemeden önce toz şekerimizi, tuzumuzu ve mayamızın erimesi için şöyle bir karıştıralım. Daha sonra da unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek yumuşacık bir hamur yoğuralım. Bu arada malzeme olarak yağ unuttuğumu düşünmeyin. Onu en son hamurumuzu topladıktan sonra ekleyeceğiz. Yani unutmadım. Ben yaklaşık 6 su bardağı un kullandım. Bardak ölçüsü olarak da 200 milimlik klasik su bardağı kullandım. Hani un kalitesi mutlaka un miktarını değiştirebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. Konuşurken de birazcık sesimde gitgeller var. Birazcık sesim kısılıyor maalesef. Malum kış ayındayız. Lütfen kendinize dikkat edin. Ben de kendime dikkat edeyim. Bolca C vitamini almayı unutmayalım. Bugün sizlerden bir ricam var. Eğer bugüne kadar hangi tarifimi denediniz ve hangilerinden memnun kaldınız, kısaca yorum kısmına yazarsanız mutlu olurum. Hamurumu görmüş olduğunuz gibi ele yapışmayan çok yumuşak bir hamur olarak yoğurdum. Hemen üzerine oda ısısında yumuşamış bir yemek kaşığı tereyağını ekleyerek yoğurarak hamuruma yediriyorum. Neden tereyağını bu etapta ekliyoruz onu da söyleyeyim. Bu etapta eklediğimiz zaman hamurumuzun kıvamı böyle birazcık lastik gibi olacak ve daha güzel bir lezzet bırakacak. Mutlaka bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Kanalımda birçok poğaça tarifim var. Hepsini de güvenle deneyebilirsiniz. Gerçekten memnun kaldığım, öncesinden defalarca denediğim, lezzet garantili olan tariflerimi sizlerle paylaşıyorum. Yağımızı yedirdikten sonra da üzerine bir streç film kapatıyorum ve oda ısısında yaklaşık 1 saat ikiye katlanana kadar da bekletiyorum. Hamurumuz mayalandıktan sonra üzerinden streçini alalım ve hamurun böyle maya kokusu gitmesi için de hem havasını alalım hem de birazcık yoğuralım. Hamurumuzun havasını aldıktan sonra da mandalina büyüklüğünde bezeler yapalım. İlk hamurumu tezgahıma aldım. Birazcık elimle bu şekilde büyüttükten sonra da isterseniz merdane kullanın, isterseniz de oklava kullanın. Yuvarlak bir servis tabağı büyüklüğünde açalım. Hamurumu açtıktan sonra da sizlere büyüklüğünü gösterebilmek adına bu şekilde karıştırdım ama herkesin elinin büyüklüğü tabii ki de farklı olacaktır. O yüzden hani normal bir yuvarlak servis tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli. Açmış olduğumuz hamuru tam orta kısımdan ikiye keselim. Daha sonra da iç malzememizi koyalım. Bu kısım birazcık ben külaha benzetiyorum. Külah gibi saralım. Daha sonra da yarıya geldikten sonra bu şekilde çizikler atarak şeklini verelim. Kesilmiş olan kısmı birazcık dar bir şekilde, dıştan tarafı da birazcık bol bir şekilde sararak bu şekilde külah şeklini veriyoruz. Tam orta kısma geldikten sonra da çiziklerini atarak bu şekilde şeklini oluşturmuş oluyoruz. Ben bugün iç malzemesi olarak peynir tercih ettim ama kıymalı ya da patatesli bir şekilde de deneyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. İsterseniz hani bu şekli vermek yerine normal bir poğaça gibi de yapabilirsiniz. Bütün hamurumuz bitene kadar aynı işlemden geçirerek yaptıklarımı da yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime diziyorum.
Ben bu poğaça hamurunu yoğurduktan sonra bazen simit şeklini de veriyorum. Gerçekten simit olarak da çok güzel oluyor. Eğer hani yapmak isterseniz simit şeklini vererek birazcık pekmezli suya batırarak susamı bulayarak da yapabilirsiniz. Gerçekten yumuşacık harika bir simit tarifi de oluyor. Yurt dışında yaşadığım için de hani özlediğim lezzetlerden bir tanesi de simit. O yüzden de sık sık evimde simit de yaptığımda oluyor. Demiş olduğum gibi yani hani hamurumuz gerçekten simite de yakışıyor. İsterseniz de deneyebilirsiniz. Hamurlarımızı yaptıktan sonra da yağlı kağıt serili olan tepsimi aralıklarla koymuştum. Üzerine temiz bir bez kapatarak oda ısısında yarım saatte tepsi mayası yapmamız gerekiyor. Üzerine sürmek için 2 adet yumurtanın sarısı var. İsterseniz yumurtanın akını hamuruna kullanabilirsiniz. Ben daha öncesinden başka bir tarifte kullandığım için akını eklemedim. Hani araya gitmemesi için yoğururken hamura da ekleyebilirsiniz. Üzerine yumurta sarısını sürelim. Daha sonra da önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Kızarana kadar da pişiriyorum. Gerçekten tavsiye edebileceğim güzel lezzetlerden bir tanesi. Zaten hani sizlere tavsiye ettiğim bütün tariflerimi de güvenle de deneyebilirsiniz. Hepsi lezzet garantilidir. Yumuşacık harika oluyor. Bugün de bir tarifin bir lezzetin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone değilseniz abone olmayı, abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı, kısa da olsa yorum bırakırsanız hem izlemiş olduğunuzu bilirim. İzledikten sonra da beğeni yapmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.